Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından şehrin kalbi olarak nitelendirilen cadde ve sokaklar akşam saatleri sonrasında adeta deprem sessizliğine büründü. Geçmiş olsun diyelim tekrardan Kahramanmaraş'ımıza, tekrardan ülkemize geçmiş olsun. Şu anda Kahramanmaraş'ın merkezi Trabzon Caddesi'ndeyiz. Daha 3 hafta öncesine kadar buralarda bütün esnaflar açıktı, her yer ışıl ışıldı. İnsanlarla dolup taşıyordu bu cadde. Dedik ya Kahramanmaraş'ın merkeziydi. Şimdi ise adeta hayalet bir şehre dönmüş. Ve baktığımız zaman cadde üstündeki birçok binanın yıkıldığını, ayakta kalanların ise ağır hasar aldığını görmekteyiz. İşte bu yüzden burası derin bir sessizliğe, derin bir karanlığa bürünmüş durumda maalesef. Evet, ileri doğru baktığımızda manzara yine aynı şekilde, her yer karanlığa gömülmüş durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları yine burada yoğun bir şekilde devam ediyor idi. Lakin gece saatleri olduğu için çalışmalara ara verildi. Bu cadde dediğimiz gibi Kahramanmaraş'ın en hareketli, en merkezi caddesiydi ve burada herkesin mutlaka biriktirdiği bir anısı var idi ve bu anılar da maalesef o yaşanmışlıklar veya yaşanmamışlıklar da bir bir bu enkazların altında kaldı. Canlarımızı yitirdik. Allah rahmet eylesin diyelim. Binaların son halini görüyorsunuz. Buradaki son durumu görüyorsunuz. Burası yine yıkımın en fazla yaşandığı, yıkımın, felaketin büyüklüğünü bütün çıplaklığıyla gözler önüne seren bir nokta efendim. Özellikle bu noktayı da sizlerle paylaştık ve görüyorsunuz bu burada bir, yanlış hatırlamıyorsam, 8-9 katlı bir apartman vardı. O apartmanda depremin olduğu ilk saniyelerde maalesef yerle bir oldu. Yine yolun karşı tarafında ki binalarında bazılarının ayakta olduğunu ama onların da çok ağır hasar aldıklarını ve yıkılmaları gerektiğini belirtmiş olalım. Yine şu köşede, yani valinin tam karşı köşesinde merkez otobüs durağına inen noktada bir bina vardı ama maalesef o bina da depremle beraber yıkıldı ve şu anda o köşede enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Orada artık hiçbir şey yok. Baktığınız zaman her yerde o felaketin ağır izlerini görebiliyorsunuz. Burada da çok fazla kişi zaten yok. Ara sıra araçların geçtiğini görmekteyiz. Bunun dışında herhangi bir hareketliliğin olmadığını belirtelim. Elektrik de yok yolun karşı tarafında. Evet, böyle mi görecektik dediğimiz Kahramanmaraş'ımız için dua edeceğiz efendim. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar.